Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. SKL'de bir emir attım. Şu anda da gerçekleşmek üzere emrim muhtemelen. Arkadaşlar gerçekleşmedi sanırım. Bakalım. Neden emir attım? Arkadaşlar burada 4 saatlik de pin bar vardı. Ciddi bir satıcı grubuyla karşılaşmıştı. 1 saatliğe de baktığımda arkadaşlar bunun bir institutional candle olduğunu, bir institutional candle kurumsal bir mum olduğunu, banker mum olduğunu düşündüm. Böyle değerlendirdim. Bu yüzden bir emir attım buraya. Bekliyorum ne olacak sonuç diye. Gelecek mi emir? Geldikten sonra nasıl bir hareket gelecek? Merak ediyorum. Emrim geldi. Şu anda gerçekleşti. Evet. Birazcık daha ekleme yapabilirim üstüne. Şuradaki 15 dakikalıktaki FTR'yi baz aldım. Çalışırsa arkadaşlar eğer bu FTR'den işlem almış olacağım. 5 dakikalıkta baksam görebilecek miyim? Bir şey orada. Evet, 1.48.60, 1.48.99 seviyelerinde bir hareketler var. Bu şekilde değerlendireceğim. Henüz bir momentum küçülmesi falan yok ama bu sefer emirle işlem almak istedim. Yükselme devam ediyor, zarardayız. Evet. Devam edilmiştim bize. Saat 15 mumun da kapanışına yakın bir yerdeyiz şu anda. Ne güçlü. Momentumunu kaybettikten sonra bakın momentumunu kaybetti. Güçlü bir mum attı. O güçlü mumu attığı için bekliyorum ben şu anda. Bundan sonraki gelecek olan mum önemli. Böyle güçlü devam ederse zararını işlemi kapatabilirim. Tolere edilebilir zarar noktama henüz ulaşmadık. Tolere edilebilir zararım biliyorsunuz benim. Öyle bir kavramım var. Şuradan bir ufak ekleme yapacağım. Bugün anlattığım bir yapı vardı. Paylaştığım bir yapı vardı. Pardon, bugün paylaşmadım o yapıyı henüz. Paylaşacağım ama. Antiklimaks pattern antiklimaks yapıyla alakalı. Orada bu yapıyı anlattım. Eğer bu mum benim düşündüğüm gibi olursa antiklimaks hareket olacak arkadaşlar. Yani daha doğrusu antiklimaks mantalite olacak. Antiklimaks pattern'ı kullanmış olmayacağım. Videosunu çektim ama henüz yayınlamamıştım. Bakalım gerçekleşirse Railroad Tracks olabilir. Antiklimaks mantalite olabilir. İzleyelim. İzlemeye devam edelim. Biraz erken girmişim.
Birazcık daha bekleyebilirdim. Bir ufak ekleme daha yapalım. Evet. 200 dolara tamamladık işlemi. 200 dolar 22 işlem. Bakalım şuralara falan gelirse hoşuma gider. Railroad Tracks olur 1.48 lira inerse. Videoda anlattım mı biraz bundan bahsedeyim arkadaşlar. Arz talep bölgelerine yaklaşımları anlattım. Arz talep bölgelerine yani fiyatın tepki beklediğimiz bir bölgeye yaklaşımda momentum kaybı olması, mumların gövdelerinin küçülmesi bize ve aynı zamanda az sayıda mumla kat ettiği bir bölgeyi çok sayıda mumla az sayıda mumla geçtiği bir bölgeye bakın az sayıda da şöyle gösterelim. Üç mumla, dört mumla geçtiği bir bölgeyi çok sayıda mumla geri almaya çalışıyor gördüğünüz üzere. Az sayıda geçtiği bir mumla geçtiği bir bölgeyi çok sayıda mumla geri almakta zorlanıyorsa ve bölgeye yaklaşırken momentum kaybı gerçekleşiyorsa, bölgeye yaklaşırken momentum kaybı gerçekleşiyorsa, biz arz talep bölgelerine yaklaşıma göre bu bölgenin çalışacağı, bu bölgenin tepki alacağı üzerinde, ihtimali üzerinde daha çok duruyorduk. Ama gövdelerin küçüldüğü, momentumun zayıfladığı noktalarda aniden fiyat buradan döneceğimiz dedi, dönecek artık eminim dediğimiz noktada aynen burada biraz önce olduğu gibi, şu beyaz mumda olduğu gibi böyle sanki güçlü bir şekilde trend, yükseliş trendi burada yükseliş olduğu için devam edecekmiş gibi bir hareket gerçekleşiyordu. Yani bir yavaşlama, bir yavaşlama yani ilk önce hız, sonra bir yavaşlama, arkasından son bir ya da iki hızlı mum, yükseliş mumu. Böyle mumlar gerçekleşiyordu. İşte bu arkadaşlar ben anti-klimaks pattern diye bir şey okumuştum daha önce. Bunun mantalitesine çok benziyordu. Bu anti-klimaks pattern'ın mantalitesine çok benziyordu. Ama benim için bu yapı hani anti-klimaks pattern biraz ölçmeli bir sistem. Mumların boylarını ölçüyor falan. Onun yerine ben oradaki şu mantaliteyi kabul ettim. Hız yavaşlıyor. Sonra daha doğrusu önce hızlı, sonra bir yavaşlama, sonra bir hız. Bu sondaki hız olayını yani bu mantaliteyi kabul ettim. Evet bu doğru bir mantalite diye düşündüm ve bu sondaki son hızlı atılan mumu, son gelen momentumlu hareketi ben bir stop avı, bir manipülasyon, bir likidite alma yapısı konsepti olarak değerlendirdim. Zaten Railroad Tracks'larda da bunları sıklıkla görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde analiz ettim, bu şekilde değerlendirdim ve kullanmaya başladım. Onu da bir yapı olarak sizlere, daha doğrusu benim kullandığım, benim mantaliteme oturan bir yapı olarak hem anti-klimaks pattern'ın ne olduğundan hem de Railroad Tracks'ı zaten daha öncesinde pin barlar konusu içerisinde anlatmıştım. Hem de bir stop modeli olarak anlattım. İlerleyen videolarda bunu yayınlayacağım. Bakalım burada nasıl çalışacak bu yapı. Aslında ben ya hata yaptım. Normalde mum kapanışını beklemem gerekiyordu. Mum kapanışı derken 4 saatlik mum kapanışını beklemem gerekiyordu ama beklemeden erkenden işleme girdim. Nasıl bir sonuç gelecek merak ediyorum. Ben de beklesem daha iyiydi gerçekten. Çünkü neden bekliyorum? Yani eğer yakınsa 4 saatlik mum kapanışlarına, 4 saatlik mum kapanışları benim için önemli. Eğer yakınsak 4 saatlik mum kapanışına arkadaşlar bekliyorum. Çünkü mum kapanışlarına yakın çok fazla manipülasyon oluyor. Çok fazla manipülatif hareket oluyor. O manipülatif hareketlere kurban olmamak için de beklemeyi yeğliyorum, tercih ediyorum açıkçası.
Evet. İzlemeye devam. Bakalım. Şuradan bir bakalım bize 40 dolar kârı neresi verilmiş. Bir 45 63. Bir 46. Bir 45 90 diyelim. Bir daha bakalım şuraya 35'e. 67 dolar gibi bir kar verecek. 1.45 99, 1.45, 1.46, 1.45 8 bakalım. Şuralar. Evet. Olabilir. Bir pin bar oluştu. Güzel, hoşumuza gitti. Demiştim 15 dakikalıktaki FTR'yi baz aldım demiştim. Biraz onun üstüne çıktı. Yapacak bir şey yok. Yani şuradan tepki almasını bekledim ve ona göre emir attım ama altından. Biraz onun üstüne çıktı doğrusu. Bakalım. Burada bir inside bar yapısı oluştu görüyorsunuz. 5 dakikalıkta da. Altında kapanırsa çok güzel olacak. Altında kapanış gelirse çok güzel olacak. Buranın. 1.47.65'in inside barı aşağı kırmış olacağız. Eğer altında bir kapanış görürsek. Görmezsek bakacağız. Ama sonuçta bakın şu muma, şu hız arttırarak çıkan muma karşılık bir hareket geldi şimdilik. Şunu tamamen geçse yani şu mumu tamamen geçse daha hoş olur. Daha güvenilir olur. Neden bu arada benim şöyle ok şeklinde çıkmıyor. Şimdi çıktı. Evet. Geçemeyecek galiba burayı. Şu mumu geçse, şu momentumu yense, karşıt momentum oluştursa şu beyaz mumu son 5 dakikalıktaki daha çok hoşuma gider benim. Daha çok tercih ettiğim bir şey olur. Yenememesi pek hoşuma gitmez açıkçası. Bir scalpçı olarak. Bakalım. İncelemeye devam edelim. Şurası kaçmış. 1.46'ymış. Bakalım pin bar testi yapacak mı? Yoksa direkt mi düşecek? Nasıl bir hareket gelecek merak ediyorum ben de. Bir saatimize de bakalım. İnceleyelim. Güzel. Devam et, devam et. Kır bunu hadi. Kırmayacak mı? Bir 47 13. Bekleseymişim de çok bir şeyim olmazmış arkadaşlar. Kaybım olmazmış. İşleme giriş fırsatı veriyor gördüğünüz üzere. Saniye. BTC kontrolü yapmak insanı Bitcoin kontrol yapmak insanı tedirginliğe yöneltiyor. O yüzden bu tedirginliği yaşamamak adına ben tercih etmiyorum. 1.45 47 şurası 1.46 15 sanırım 1.46'yı beklemek daha mantıklı olacak. Bu işlem için. Şuraya bakacak olsam 45.90 mı? Evet.
1.46 04 1.46 onu falan beklemek daha mantıklı olabilir. Burada bir videoyu durduralım arkadaşlar. Videonun süresi uzamasın. Geliştikçe video ara ara kaydetmeye devam ederim söyleyecek bir şey olursa. Neyse çekmeye devam edelim. Mumların oluşumunu izleyelim de sonra hızlandırırız videoyu. Yapacak bir şey yok. Gerekirse biraz sessize alırız, keseriz. Süre kısalsın diye. Evet. 46. Bakalım. Şuraya da bir bakalım. Şuraya da bir bakalım. Şuraya da bir bakayım. 45-72. Tabii 4 saatlik açılış fiyatının altına inmesini isterim ben kendi adıma. Altına inmezse bu hoşuma gitmez. Yine biraz önce şu mumun altında kapanış vermediği gibi. Hoşuma gitmeyen unsurlardan biri şu siyah mum. Bunun altında kapanış verseydi hoşuma giderdi ama kapanış vermedi. Diğer hoşuma gitmeyen durum 4 saatlik açılış fiyatının üstünde olması. Onun dışında şuradaki momentum azalması hoşuma giden bir durumdu. Şuradaki ani attığı anti-klimaks, anti-klimaks etki dediğim yapı yine hoşuma giden bir durumdu. Emir yerimi değiştirsem değiştirmesem onu düşünüyorum. Bir de 50 dolar kâra bakalım. Kârsal odaklı işlem derken kastettiğim bu arkadaşlar. %30, 58 dolar ve 46.34. İyiymiş. İyiymiş. 46.34. 46, 34 nereye denk geliyor? Buralara denk geliyor olabilir. Yazalım şuraya. 46, 30 diye. Bakalım ne olacak. Bu arada hafta sonu, yani bu hafta sonu için her hafta sonu böyle olacak diye bir kaydı yok da dün de ICF'de işlem almıştım. Takip edenler biliyor. ICF'de de hareketler inanılmaz yavaştı. Ya sevmiyorum böyle yavaş hareketleri. Ben daha çok hız seviyorum. Burada da arkadaşlar yine gayet yavaş hareketler görüyoruz. Yani bu hafta sonu dün de yoktu hacim. Şu anda da yok hacim. Hacim yok yani. Evet, 46'ya doğru bir geldi. Yani 40 dolar benim için yeterli bir para aslında bakarsanız. 46.71, 46.60. Bir tık daha düşerse benim istediğim yere gelecek. Bakıyorum. Evet. İşlem başarıyla sonuçlandı. Tebrik ediyorum kendimi. Hemen bakalım.
Başlangıçta 600 dolar paramız vardı. Şimdi 655 dolar var. Bir canlı trade örneği oldu. Arkadan bolca benim çocukların sesleri geldi. Mazur göreceğinizi düşünüyorum. Antiklimax çalıştı arkadaşlar. Böylelikle daha videoyu yayınlamadım ama yarın yayınlarım. Antiklimax sistemin, Antiklimax top avının, daha doğrusu Antiklimax pattern'ı kullanmadım burada. Antiklimax pattern'le mantalitesini kullanıyorum ama işlemlerimde. Antiklimax'in anlattığı mantaliteyi kullanıyorum. Bunu daha önceden de kullanıyordum. Ama bunun Antiklimax doruk, karşı doruk gibi bir ismi olduğunu, bir pattern olduğunu bilmiyordum. Forex'te karşılığı olabilir öyle ölçmeli biçmeli işlerin ama benim nezdimde o ölçmeli biçmeli işlerin bir karşılığı yok. Ama mantalitesi çok güzel ve mantalitesi de benim sıkça karşılaştığım hızın yavaşlayıp momentumun yavaşlayıp sonra hızın tekrar artması. Anlattım bunu. Yayınlayacağım. Hızlı, hızlı, yavaşlama, sonra bir hız. Manipülasyon hızı bu son hız. Ondan sonra düşüş hareketi. Hep görüyorum bunu. Hep görüyorum bunu. Bunu bir Stopova modeli olarak anlattım. Belki bu videodan sonra, bu videoyu yayınladıktan sonra hemen akabinde bir iki saat içerisinde yayınlayabilirim. Neyi kullandım dedim burada. Antiklimax kullandım dedim. Yayınlayacağım dedim. Başka neyi kullandım dedim. 4 saatlikteki pardon, evet 4 saatlikteki pin barı kullandım. Bunu daha önce de söylemiştim. Aynı imbalanslardaki gibi biz gövdelerde dengesizlik olduğunu düşünüyoruz. İmbalanslarda biliyorsunuz onların giderildiğini düşünüyoruz. Ben aynı şeyin, yani imbalans demiyorum, yanlış anlaşılmasın. İğnelerde de dengesizlikler olduğunu, keskin hareketler olduğu için dengesizlikler olduğunu düşünüyorum. Bunların da giderildiğini düşünüyorum. Zaten pin bar konusunda anlatmıştık. Pin barın belli bir yüzdesi alınır diye. Yani iğnelerin de belli bir şekilde doldurulup devam ettiğini düşünüyorum. Bazen tamamı da doldurulabiliyor. Yani ortada bir dengesizlik demek istemiyorum. Yine dengesizlik demek istemiyorum ama ha, bu bir yazılı bir kural, işte bir price action kuralı falan değil. Benim kendi trade gözlemim, tespitimden kaynaklı. Tespitimden ileri gelen bir düşünce, bir yapı arkadaşlar. 4 açtaki pin barı kullandım. Evet. Başka neyi kullandım? 2 açta bakacak olursanız Railroad Tracks. Ne dedim buna ben? Institutional Candles arkadaşlar. 2 saatteki Institutional Candles'ı. 2 saatlik grafikte Institutional Candle ya da Railroad Tracks diyemeyiz bunu da. Institutional Candles deriz. 4 haçta pin bar dedim. 1 haçta bakalım. 1 haçta da Institutional Candles demiştim. 15 hem de LTF'de FTR'yi gördüm arkadaşlar. FTR yapısı. Hemen şunun dibinden işlem aldım. İşlem emri verdim. Sonra da ne yaptım? Hızlı bir şekilde nereden işlemden çıkacağıma karar verdim. Ve scalp işlemimi yaptım. Nereye kadar? 46.30'a verdim. 46.25'ten ilk tepkisini aldı. Bakalım şimdi ne olacak? Devam edecek mi, etmeyecek mi bilmiyorum. Ama sonuçta ben amacıma ulaştım. 50-60 dolar gibi bir kar elde etmek amacındaydım. Hızlı bir şekilde elde ettim. Bereket versin diyorum. Antiklimax'i dediğim gibi reverse mum yapısını gördüm. Antiklimax mum yapısını gördüm. Momentumun azalmasını gördüm. Antiklimax'i yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.